Arkadaşlar, bakın bunlar bordo bereliler. Meşhur bordo bereliler. Bordo bereliler bunlar. Bunlar arkadaşlar, bu da mamba. Meşhur kara mambalar. Kara mambalar da bunlar. Yanar döner ak kuyruk erkek. Bu da ipeksi bir tüye sahiptir. Fiziksel ölçüleri. Çok önemli. Vuracağın dişi çok önemli. Uçurduğun erkek çok önemli. Bunlar. Meşhur bunlar. Bunlar meşhur bunlar. Bunlar. Bunlar meşhur kara mambaların. Meşhur kara mambaların. Kara mambaların ebesi bu kuşlar arkadaşlar. Bakın. Bütün oynayan kuşlarımın hepsinin Boz dumanlı kirli takkalı. Hepsinin ebesi. Gelin kız gibi duruyor maşallah. Allah nazarlarına saklasın. Maşalar maşalar çok güzel arkadaşlar. Bakın maşallah. Bu kuş 8 yaşında arkadaşlar. Her uçanı uçuyor sanma. Her atanı atıyor sanma. Her kaçanı da kaçıyor sanma. Bilgiyi alan alır, almayan kara kuşu. Bazı arkadaşlar kupadan dolayı perdah kuşu besliyorlar. Çok çalışsın diye. Vay 30 tane atladı, vay 50 tane atladı. Oyun kuşu 30 tane 50 tane atlamaz. Oyun kuşu 15 seferle 20 sefer arası atlar. Adam gibi görevini yapar. Adam gibi de gelir taklalı bir şekilde yerine iner. Oyun kuşu budur. Ama 20 metre 15-20 metre bana sesli, soluklu, güzel kanat çalıştı. Bizim için geçerli kuş o kuştur. Ben ne yapayım buluta girmiş 15 metreden almış da buluta girmiş kuşu. Yani kendi soyunda kanında iç içe girmeye başladıktan sonra belirli bir süreden yıllardan sonra kuşların soyanda vardır o. Çıkar yani. Bu genetik bozukluk. Kuyruğun nasıl 15, 16, 17 kuyruğa kadar çıkması, kanadın 11 fek, 9 fek olması gibi genetik bozukluk. Arkadaşlar, yepyeni bir Sahra TV programdan herkese merhaba. Bugün yine efsane bir yerdeyiz. Efsane ismin yanındayız. İşin rast gelsin. Tuncay Dayım'ın yanındayız. Namı değer Arap Tuncay Dayım'ın yanındayım. Bugün Ankara'dayız. Yakup Abdal'dayız. Evet, Yakup Abdal. Bugün Tuncay Dayım'ın kuşlarını sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Tuncay Dayım bize bilgiler verecek kuşlar konusunda. Kendi kuşlarını tanıtacak. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Tuncay Dayıcım nasılsın? İyi vallahi Yiğit'ciğim. Hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk Dayıcım. İşte gördüğün gibi geldi. Bugün de şanssız bugün. Hava şartları biraz kötü. Aynen dayıcım, bugün biraz arkadaşlar, bugün biraz burada rüzgar var. Normalde kuş atacaktık havaya ama bundan dolayı atma şansımız yok. Evet. Neyse sağlık olsun. Bir dahaki geldiğinde havada kuşları çekersin. İnşallah dayıcım. Bugün kümes de çekelim. Aynen bugün. Tanıtım yapayım. Sen sor Yiğit'ciğim, ben sana gerekenleri söyleyeyim abicim. Tuncay dayı yaş kaç öncelikle? Yaş 58-59'a girdik. 58-59 maşallah, Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Dayıcım, bu kuşlara ne zamandır hizmet ediyorsun ve bu kuşçuluğa sen ne zaman başladın? Vallahi 11-12 yaşımdan beri kuşçuluk yaparım. Bir ara yurt dışına çıktığım dönemlerde ara verdim. Bu ara verdikten sonra bir 5-6 sene, 7 sene Avrupa'daydım. Avrupa seyahatlerimleyim oldu. Onun akabinde geldim, tekrardan geri başladım. Başladıktan sonra gene bir Amerika seyahatim oldu. Bir 6 ay Amerika'da kaldım. İşte ondan sonra geldikten sonra tam gaz kuşa devam ettik. Yani diyeceğim şu, çocukluğumdan beri beslerim. Çocukluğumdan beri besliyorsun. He, çocukluğumdan beri beslerim. Gayet de kuşlardan memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Uçurdukça da kuşları öğrendik. Kuşçuluğu da öğrendik. Kuşlar bize her şeyi öğretti. Bakalım işte bundan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz, bunu zaman gösterecek. Şu anda gidişat güzel Yiğit. 45 senedir kuş besliyoruz. 45 kuşçuya senedir besliyorsun. Besliyorum, dayı. Besliyorum evet. Dayı, seni şimdi bu insanlar dışarıda merak ediyorlar, bu sosyal medyada. Çok da merak eden insanlar var, bu kara mambalar falan. Anlatayım, onların hepsini sana tek tek biz anlatayım. Biz ilk önce dayıcım bu kümesten başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık burada Tuncay Dayım'ın yaklaşık 15 kümesimiz 10-15 var. Kümes var. Çekebildiğimiz kadar, tanıtabildiğimiz kadar size kuşlarını tanıtacağız. Dayıcım, bir kuşlara yakından bakalım, elde inceleyelim. Şimdi bu kümes namızlık kümesimiz. Burada bunlarla Arap Tuncaylar var gene. Bunlarla Arap, Arap Tuncay, bir de pençeliler var. 3 soy var bu kümeste. Bunların özellikleri biliyorsun, kuş anlatılmaz. Evet. Kuş anlatmayla da olmaz. Yani kuşu uçuracaksın, gözünle göreceksin. Ben anlatılan kuşları sevmiyorum.
anlatılanlara da inanmıyorum. Hiçbir zaman da ben kuş anlatmam. Anlatan da sevmem. Çok özür dilerim yiğitçim. Hakkını helal et. Helal olsun. Yani o yüzden... Yani kuş havada belli olacak. Tabii kuşu uçuracaksın, gözünle göreceksin. Kuş anlatmayla anlatan adam yalan söyler. Onu buradan belirteyim. Buradaki soylarımız onlar. Öbür tarafa geçelim istersen. Bunlar uçan erkekler. Burada bir ikinci kümesimiz. Tabii uçan erkeklerimiz bunlar. Kanat kuyruk dizmiş erkeklerimiz. Burada şu anda 6-7 tane kanadını tamamlamış kuş var. İşte bir haftadır antrenman veriyor. Bu Şampiyonlar Ligi Kral Kupası, Çitamet'in yaptığı kupaya kaldıracağız. Allah izin verirse, hava şartları müsaade ederse İnşallah. İyi bir kuş. Bir tane, iki tane güzel sergileyeceğiz. Bakalım bir gidişat neyi gösterecek, hava şartları neyi gösterecek. İşte bunlar artık Arap tuncaylar mı, bunlar mı, karamambalar mı, yoksa albinolar mı, hangisi olduğunu zaman neyi gösterse onu göstereceğiz. Ya burada üçüncü kümesimiz. Burada da gene karamambalarla bordo bereliler var. Bunlar bordo bereliler. Bunları yakından çekebilirsin. Bunlar benim özelim. Burada o bak o benekler bordo bereliler. Onlar benim özellerim. Ömürler... Senin için özel kuşlar. Tabii abi. Özel. Onlar satılmaz. Kimseye de verilmez. O çikolatalarda karamambalar. Zaten meşhur karamambalar. Meşhur karamambalar. Onlar da öyle. Aynı şekilde uçan dişilerimiz. Kanat dizmişler var. Bunların içinde buradan yavru ve dişiler var burada. Burası yavru ve dişi kümesi. Buradan da gene kaldıracağım. Tabii bunlar, bak şunlar da karamambalar. Dayıcığım bunlar karamambalar. Çikolatalar karamamba. Bak sağ tarafta da var. Şunlar da dumanlarımız. Onlar da güzel efsane kuşlar. Burası revir. Burası senin karantinan dayı. Karantina burada. İşte hepsi yavaş yavaş düzeliyorlar. Hasta olan kuşları buraya koyuyoruz. Hasta olan kuşları buraya koyayım. Onlar da hepsi düzeldi şu anda da. Kendi kümeslerine geçecekler. Bir de senin bu meşhur bir iksirin var dayı. İksirin var da şimdi insanlar bunu her hastalığa kullanıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Şimdi biraz bize onu aydınlatalım. Onu da aydınlatayım. Önce şunları tanıtalım. Erkeklerimiz. Bunların hepsi bu ayın sonunda bizim canlı mezatımız var. Mezata çıkacak biliyorum. Kendi mezatım. Dışarıdan yabancı kuş koymuyorum zaten. Mezatı da kendin yapıyorsun. Kendim abi. Yapıyorum. 11. ayın sonunda 12. maçlarında mezatlarımız maçlar. Burası erkekler. Arkadaşlar bakın bu kuşlardan sahiplenmek isteyenler mezat sonunda yani mezatta sahiplenebilir. Bu ayın sonunda mezat yapacağım bilginiz olsun. Yani mezatı tekrar yapacaksın. Tabii canım. Her sene bir kere bir ay yapıyorum yani. Fazlalaştığı için, çoğaldığı için çoğu da uçmamış kuş. Uçuramadığımız kuşlar ama soyları, kanları belli. Hep aynı kuşlar. Hep aynı kuşlar. İçinde bunda çıkabilir, karamamba da çıkabilir, albino da çıkabilir. Bunlar da dişilerimiz arkadaşlar. Burada da gene aynı şekilde erkeklerin dişileri burada makbul. Bunları ayrı bir kümeste dinlendiriyorsun dayı. Tabii kesinlikle dişiler tüy zamanı ayrılır. Güzelce kanat kuyruk tüyünü dizer. Tüyünü dizdikten sonra artık eşe geldiği zaman oradan alınır, eşe atılır. Ben genelde kolay kolay dişi uçurmam. Uçurduğum kuşlar genelde erkektir. Erkek kuş uçururum. Burası da gene aynı şekilde bunlar da Arap tuncaylar. Bir soy. Bunların kanı da çok temiz. Bunlar da benim meşhur bozdumanlılar. Bozdumanlı takalı. Bozduman takalı, bozdumanlı perçemli. Bıyıklı kanalı. Yiğit gene bunlar ve karamambalar serisi burada da var. Bunlar da özel. Bunların hepsi aynı son koydayı. Ya bu ben kendi içinde çalışma yapıyorum. Dışarıdan kuş sokmam. Yani yabancı bir kuş koymuyorsun. Kesinlikle yabancı kuş koymam. Bu kuşların en büyük özelliği zaten kanat çalıştırma özelliği, fişek tertibatı. Ben öyle perdak kuşuyla fazla uğraşmam. Perdak kuşuyla da biliyorsun bunlara olmuyor zaten. Perdak kuşunu bunlara girdiğin zaman kanat açarlar. Kesinlikle kaldırmaz. Arkadaşlar bakın bunlar bordo bereliler. Meşhur bordo bereliler. Bordo bereliler bunlar. Bunlar
elifleri kıpkırmızı olur. Bak işaretler olur. Hep her tarafında bordo işaretleri olur. Kanat üstleri hep işaretlidir bunlar. Bunlar ipeksi bir tüye sahiptir. Özellikleri çok farklıdır bunların. Yani ondan bunların lakabı bordo bereli kaldı. Bordo bereliler. Omuz başları gördüğünüz gibi pideci satırı gibi olur. Bunların en büyük özellikleri fişek tertibatları çok düzgündür. Takla adetleri çok düzgündür. Takla tertibatları. Hayatta kuyruk açmaz bunlar. Bu kuşların en büyük özelliği sürat ve kanat çalıştırma özelliğine sahiptir. Yani Türkiye'yi gezsen belki 3 kümeste belki 5 kümeste nadiren bulabilirsin bunlardan. Yani Türkiye'de çok, çok zor, çok zor, çok zor. Yani 47 senelik emeğimin karşılıklar diyebilirim. Benim bir yeğenim var. Sadece onunla bende var. Başka hiç kimse de yok. Yani bunu sahiplendirme kimse yani. Kesinlikle bunlar sahiplenme olma şansı sıfır. Sımsıkı bakın hiç uçmamış halde elde durmuyor. Bunların en büyük özelliği yüksek uçum demeyeyim de orta segment uçar. Bunların peki dayıcım sefer zamanlamaları, fişek tertibatları. Mükemmel. Dakikası mesela diyelim ki 6 dakikaysa 6'da gelir. 8 dakikaysa 8'e, 5 dakikaysa 5 dakikada. Sektirmez. Hiç sektirmez. Hedefçilikleri 10 numaradır. Yer hakimiyetleri özellikle yer hakimiyetleri 10 numaradır. Şöyle söyleyeyim sana kalktıkları yerden başka hiçbir yere hamle yapmazlar. Tek hareketleri özellikle yer hakimiyeti olduğundan dolayı ben bunları çok seviyorum. Damarları çok sağlam bunlar. Damarlı kuşlar. Tabii ses tonajları, monajları çok güzel. Arkadaşlar bu da mamba. Meşhur kara mambalar. Kara mambalar da bunlar. Yanar döner ak kuyruk erkek. Bu da ipeksi bir tüye sahiptir. Fiziksel ölçüleri aynı şekilde deminki anlattığım gibi. Kanat yapıları, omuz başları hepsi aynı özelliğe sahiptir. Kuyruk açmaz bunlar kesinlikle. Bakın kuyruklar hep ok gibi durur. Kuyruk tutumları, mutumları çok güzel. Özellikleri olan kuşlar. Daha doğrusu Arap Tuncay yapan kuşlar diyebilirim. Peki bunlar, Tuncay dayıcığım bu kuşların biraz özelliklerinden bize bahsedebilir misin? Bu kuşlar vallahi, neler yaparlar? Şimdi bu kuşların özellikleri şu. Şimdi bu kuşların baba tarafı az yapan bir model 30 metreden ayak açan olduğu yerde sahip yerine düşen bir erkekti. Daha doğrusu dedeleri. Ben o kuş bana Kayseri'den geldi. Kayseri'den geldi ama ben Fahrettin abi rahmetli Fahrettin abi getirdi bana Fahrettin Atik. Sonra o kuşu beğenmedim ben. O kuşun altından çıkan yavrulardan anne tarafı boz dumanlı kirli dişi ebeleri çok büyük oynayan kuşlar. İsimli kuşlar, namlı kuşlar, yiğit kuşlar yani öyle diyeyim. Uçurduğum süre içerisinde çok güzel kuşlar sergiledim ben o kuşlardan. O dönem işte Fahrettin abi getirince illa Tuncay şunu bir uçur bakalım dedi. Uçurdum dedim Fahrettin abi kuş bizim kuşumuz değil. Yani istediğimiz performansı göstermedi. Yani bu bize 3 tane 5 tane olacak işler değil. Bizim kuşumuz bir 15 seferle 20 sefer arası yapması lazım. Gözümüzün önüne gelmesi lazım. Gözümüzün önüne gelmeyen kuştan kuşmuş olmaz abi dedim. Tamam sen nasıl uygun görüyorsan dedi. İşte o dönemde bir az yavru almıştım. Yavrularını uçurduk. Yavrunun bir tanesi babanın özelliğini verdi. Bir tanesi annenin özelliğini verdi. Yani ebenin özelliğini verdi. Ebenin özelliği taşıyan yavrunun soyu bu. Onlar bunlar. Onlar bunlar. Yani ebenin özelliğini taşıyan, dedenin özelliğini taşıyanlar elimden çıkarttım. Yani uğraşmadım hiç. Çünkü bizim tarzımız değil. Biz Ankara kuşçusuyuz. Bizim Ankara tarzımız belli. Yani bizim kuşumuz gözümüzün önüne gelmek zorunda. Hedefini bilmek zorunda. Evet. Gelip de bana 10 metreden, 7 metreden, 15 metreden yürümüş isterse bulutun içine beni ilgilendirmez. Bana gelmez o kuş. Benim için geçerli kuş hedefe gözümün önüne gelecek 3 metreye, 2,5 metreye, 4 metreye kadar çökebilir. Sorun değil. Ama 20 metre, 15-20 metre bana sesli, soluklu, güzel kanat çalıştı. Bizim için geçerli kuş o kuştur. Ben ne yapayım? Buluta girmiş, 15 metreden almış da buluta girmiş kuşu ben ne yapayım? Benim işime gelmez. Çünkü bizim Ankara modelini biliyorsun Yiğit. Ankara tarzı farklı. Şimdi Kayseri tarzı farklı, Sivas tarzı farklı. Her yörenin kendine göre bir tarzı var. Besleme tarzı var, uçurma tarzı var. Yani zevk tarzı var diyebilirim. Bizim i̇şte, Ankara'nın kuşları böyle. Tabii bizim Ankara'nın kuşları hedefçi olacak. Hedefine girecek.
bize 15 seferle 20 sefer arası güzel adam gibi oyunlar çıkaracak. 20-25 metre, en az 15 metre oynamak zorunda. En az 3 takla vurmak zorunda. Bunları gördükten sonra hiçbir sıkıntımız olmaz. Biz Ankara çocuğuyuz. Yani Ankara'nın büyüklerimizden öğrendiğimiz, büyüklerimizden gördüğümüz tarz bu tarz. Onun için herkesin emeğine sağlık diyelim. Kayseri'nin tarzı da güzeldir, Sivas'ın tarzı da güzeldir, Ankara'nın tarzı da güzeldir. Ama işte bazen anlatıyorlar, işte Ankara kuşu pıtı pıt, Ankara kuşu pıtı pıt değil. Ankara kuşu, bazı arkadaşlar kupadan dolayı perdak kuşu besliyorlar, çok çalışsın diye. Vay 30 tane atladı, vay 50 tane atladı. Oyun kuşu 30 tane 50 tane atlamaz. Oyun kuşu 15 seferle 20 sefer arası atlar, adam gibi görevini yapar, adam gibi de gelir taklalı bir şekilde yerine iner. Oyun kuşu budur. Ama maalesef insanlar soruyor işte diyor ya, abi kaç sefer yapıyor? La kardeşim, kuşun kaç sefer yapacağını sen nereden bilebilirsin? O anki ruh haline bağlı, gücüne bağlı, performansına bağlı. Sen bir kuşu 8 ay, 10 ay, 1 sene uçur, kuş performansını bir sergilesin, gücünü bir toparlasın, o sana zaten yapacağını yapar. Zaten yapacağını yapar. Kalkıp da şimdi sen soramazsın kuşu veren adama veya kuş aldığın adama diye, abi kaç sefer yapar, kaç metre gider? Bu robot değil kardeşim. Tabii bu robot değil. Bunu hazırlarsın 8 ay, 10 ay, 1 sene. İlkbaharda bir uçurursun, yavrunu görürsün. Tüye girer, yatırırsın. Sonbaharda bir uçur, ekelini görürsün. Tekrar baharın, kışın tekrar yatırır, baharın bir daha uçurup gene sana kendini gösterecek. Ondan sonraki sene 2 yaşına gireceğiz zaman, 1,5-2 yaşına eşe atarsın. Bir yavru yumurta görür. Bunun akabinde sonbaharda yavru yumurtadan sonra bir daha kaldırırsın eke şekilde. Sınıfı geçecek mi, geçmeyecek mi? Eş attın mı? Bunun altından düşen yavru oynayacak mı, oynamayacak mı? Bir de ona bakmak lazım. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece bu iş uçurmayla olmuyor. Şimdi tamam, şu kuşu uçursan yani belki sana... Yani yavru aldığın zaman genini aktarabilecek mi? Tabii, belki şu kuşu uçurduğun zaman sana 10 numara oyunlar çıkaracak. Ama altından belki de bebe vermeyecek. Onu da bilmek belki lazım. Belki tutmayacak. Belki tutmayacak. Yani eşleştirme... Çok önemli. Vuracağın dişi çok önemli. Uçurduğun erkek çok önemli. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bir de dayıcığım, işte her az önce sen söyledin. Çok öyle bize de mesajlar geliyor. Yani bir oyun kuşunda şu an olması gerekenleri zaten Tuncay dayım söyledi. Çok öyle. 50 metre oynadı, 100 metre oynadı. Yok, onlar boş. Oynadı. Onlar boş laflar. Onlar boş laflar. Oynadı kelimesi bir kere yanlış. Oynadı, oynamış. Bunlar boş laflar. Bunu uçurucu bilir. Anladın mı? Bunu uçurucu bilir. Bunu uçuran adam her şeyini görür. Şimdi şu kuşu uçurdum. Bundan bir hafta önce bana mükemmel oyunlar yaptı. Öyle. Bir hafta önceki oyunlar benim için geçerli değil. Benim için süreklilik önemli. Devam edebiliyor mu? O kuş her gün üstüne koyabiliyor mu? Benim için geçerli olan o. Adam kuş uçuruyor. 3 gün affedersin orası burası oynuyor kuşun. Ay kuşu buldum. Yok öyle bir şey. Bu kuşun inişli çıkışlı zamanları vardır. Bir sporcunun nasıl dinlenme zamanı varsa kuşun da dinlenme zamanı vardır. Bir sporcunun nasıl kampa gidip sahalara dönmesi için kamp yapıp kendine güç toplaması için oradaki yaptığı antrenman aynı şekilde kuş için de geçerlidir. Kuş antrenmanı alır, gücünü toparlar, ondan sonra kendini sergiler ama bir ay ama 45 gün. Bir ay oynayan kuş zaten çok büyük kuş. Çok büyük kuş. Evet, sezonunda her şeyle dört dörtlük, zaten dört dörtlük diye bir şey yok. Dört ikilik var da. Mutlaka bir eksik. Yani dört ikiliği bile bana göre yıldız. Anlatabiliyor muyum? Meşhur benim bir Gökhan diye bir kardeşim var, onun lafı. Dört ikilik, dört üçlük diye. Ondan dolayı söylüyorum, hakkını helal etsin, o da buradan ona selam olsun. Selam olsun. Şimdi diyeceğim şu, kuşu uçuran adam hem kuşçuluğu öğrenir hem de kuşu bulur. Onu buradan belirteyim. Hiç kimse kimseye sormasın kaç metre gidiyor, ne kadar oynuyor. Abi işte ne kadar havada kalıyor. Bunlar boş laflar. Bunlar urafe. Canlı gözüyle izleyip görmek gerekiyor. Tabii gözüyle görecek. Ha bir de şu çıktı piyasada. Ben bunu yıllar önce söyledim. Şimdi herkes canlı canlı görsün. Arkadaşlar bakın ben şöyle söyleyeyim. Bundan 5-6 sene evvel herhalde Kral Kuşçu TV Zafer'le röportaj yaptığımda söylediğim kelimenin arkasındayım. Bunu ilk söyleyen benim. Kuşu görmeden almayın diyen benim. Yani insanlar soruyor, gidin seyredin kardeşim gözünüze göre. Sadece kuşu seyretmek değil, kuşçuya da inanmak lazım. Onunla saygılı bir şekilde arkadaşlık yapmak lazım. Adamın karakter yapısını bilmen lazım. Düzgün bir adam mı, yanlış adam mı bilmek lazım.
Şimdi bu şekilde o adamla yola çıkarsan adama söyleyeceğin iki kelime, bana yakışacak kuş ver dediğin zaman o adam zaten ona yakışacak kuşu verir. Evet. Yeter ki o insanla dostluğunu pekiştirsin. O insanla otursun, bir bardak çay kahvesini içsin, yemeğini yesin. Bu ona her zaman için yolunu açar. Adam gelmiş parası cebinde bir dünya. Kardeş bana öyle bir kuş ver ki ben memleketi sal. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Bunlar robot değil. Aynen. Bunu uçuran... Bir canlı, küçücük bir ciğer. Tabii bunu uçuran adam, bunu uçuran adam bunu sergiler hemşerim. Yoksa onun akabinde kimse kendini kandırmasın. Şimdi adamlar kimi işine bakıyor, kimi gücüne bakıyor. Bu kuşa kendini kaptıran adam evin yolunu bulamaz. Onu da buradan belirteyim. Bu iş boş adam işi. Zamanı olan adamın işi. Yeri olan adamın işi. O yüzden bu kuşu besleyen kendinden bir saat, iki saat zaman ayıracak. Bu kuşa kendini verecek. Ancak o şekilde kuş oynatır. Onun akabinde kesinlikle kuşmuş oynatamazlar. Zaten uçtuğu zaman yem yemesi, aynı saatinde uçması. Yani dediğin gibi dayıcım. Tabii sporcu gibi hazırlamak yani lazım. Bu zaman işi. Aynen öyle. Bu zaman işi. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Tuncay dayım şu an yani kolay kolay kimseyle röportaj yapmıyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Bir de şöyle bir şey daha var. Bugün normalde kuş uçuracaktık. Biraz yerimiz yüksek. Hava da bugün inanılmaz şekilde bir rüzgarlı. O yüzden bugün burada kuş uçumu yapamıyoruz. Burası çok yüksek bir yer olduğu için Yahu Hatlar Elmadağ Kayak Merkezi'nin tam altındayız. Yani buraya kış yaklaşık bir ay önce falan geldi herhalde. Tabii. Benim kuşlarım bir ay önce tüyden çıktı ama rüzgar yağmurdan dolayı. O yüzden yani bugün arkadaşlar kuş uçumu gerçekleştiremiyoruz ama en yakın zamanda bunu tekrar Tuncay dayımızla uçurduğumuz zaman. Sıkıntı yok, kuşumuz havadayken buyurun gelin. Onu havada çekeriz. Çekeceğiz nasip olursa. Arkadaşlar ben Yiğit benim yeğenim olur kendisi. Allah razı olsun. Ona da desteğim buradan sonsuz. Onu buradan belirteyim. Normalde ben kola kola kimseyle röportaj yapmıyorum. Önceden çok yapıyordum. Teşekkür ederim. Şimdi artık yapmıyorum. Yiğit de benim sevdiğim bir kardeşim, yeğenim. Babası da benim dostum. Allah onu buradan olsun. Belirteyim. Sıkıntı yok. Her zaman burada gelip röportaj da yapabilir, çekim de yapabilir. Çok teşekkür ederim. Bura onun kendi kapısı. Allah razı olsun. Ne diyeyim, diyecek bir şeyim yok. İşi rast gelsin yeğenimin. Teşekkür ederim dayıcım. Meşhur pençeler bunlar. Meşhur pençeler bunlar. Hatta şöyle yapayım. Fıstığımın pençelerini de görün. Bunlar pençeler bunlar arkadaşlar. Bunların özellikleri de çok güzeldir. Kanat çalıştır özelliği. Ondan sonra kanat tutumu, uçumu, her şeyi birinci sınıf bunların. Çok büyük özelliklere sahip bu kuşlar. Fek yapılarını 10 numara 7 yıldız. Bunlardan şu anda havada var ama kanat peki 3-4'te herhalde. 4'te olduğu için biraz da rüzgarlar var. Bir haftadır yatırıyorum, uçurmuyorum. Hava düzgün olaydı atardık. Rüzgarı sevmiyor. Bunlar arkadaşlar rüzgarda hayatta bunlar kanat tutmazlar. Yüklenmezler yani. Gelir, rüzgarı sevmiyor kuşlar. Evet. Hiç tatat yapar bırakır. Tatat yapar bırakır. O yüzden bunlar da pençeliler. Anne yumurtada yatıyor. Arkadaşlar bu kuşlar da Ankara'nın olmazsa olmazları. Onu buradan belirteyim. Bu kuşlar çok eski bir soy, eski bir damar. Tabii biliyorsunuz kimsede kuluçka makinesi yok. İster istemez bir yerlerden elinize geçiyor. Bunlardaki özellik çok güzel. Anormal derecede sistemli kuşlar, yüksek uçum var. Her özelliğe sahip olan kuşlar. Bunlar ta rahmetli Sıvacı Ömer amcanın beslediği modellerden, İnekçi Muharrem amcanın beslediği modellerden. Yani piyasada iyi kuşlar, beslenen kuşlardan. Yıllardır elimizde olan bir kan. Bunların kafa yapıları, fizik yapıları farklı. Bu da yine aynı şekilde bunların takka perçem modelleri. Aynı şekilde elimizde olan kanlardan. Bunlarda da güzel uçum, gezim, atım. Demek ki kuşların kırmalarından. Ayaklarında markamız mevcuttur. Dayıcım bu taka perçem kuşlara şu an arkadaşlar bize soranlar da oluyor. Dışarıda röportajlarda da oluyor. Yani konuşanlar insanlar da oluyor. Bu taka perçem kuşlara genelde süs kuşu diyorlar. Oynamaz diyorlar. Oyun kuşu değil diyorlar. Bunlara ne söylemek istersin? Taka perçemin özelliği şudur. Taka perçem kuş genelde genetik bozukluktur.
Yani kendi soyunda, kanında iç içe girmeye başladıktan sonra, belirli bir süreden, yıllardan sonra kuşların soyunda vardır o. Çıkar yani. Ki bu genetik bozukluk. Kuyruğun nasıl 15, 16, 17 kuyruğa kadar çıkması, kanadın 11 fek, 9 fek olması gibi genetik bozukluktur. Yani bunu buradan belirteyim. Yani bunlar yani, genetik bozukluk. Tabii genetik bozukluk. Yani kuşun kendi kanınla ağırlaşmasından kaynaklanır. Anlatabiliyor muyum? Bazı kuşun soyunda vardır hep takkalı, bazı kuşun soyunda vardır hep perçemli perçemli gider. Ama bunlardan içinde girdiği zaman o kan ağırlaşmasından geliyor. Yani uzun süre, bir kere 20-30 sene, 40 seneden sonra kuşların belli bir süreden sonra kan ağırlaşması dediğimiz olay var. Oyunda kan ağırlaşmaz. Orijinal kuşta kan ağırlaşmaz. Sadece fiziksel ölçüleri değişir. Anladın mı? Takka çıkar, perçem çıkar. Perçem yoksa soyunda çıkmaz ama takka varsa çıkar. Veya soyunda perçem varsa gene çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar öyle o şekilde oynamaz, moynamaz diye kesinlikle o konuşanlar urafe konuşuyor, boş konuşuyor. Oynayanı kuş yetişmez. Bunun oynayanla kuş yetişmez. Takka perçemin oynayanla kuş yetişmez. Yani o söylenenlere bakma. Kimisi kaynatarak söylüyor, kimi şakayla söylüyor, kimi bilerek söylüyor. Hayatında uçurmuşum. Bunun dibini kim bilebilir ki? Evet. Onu söyleyen adam nereden biliyor yani? Bilemez ki. Şimdi kim bilebilir? Sana soruyorum. Bunu bilemeden adamları çözememiş bu oyun kuşunu. Biz nereden bileceğiz? Nereden geldiğini, nereden yaptığını, bu şekle nasıl geldiğini? Bunu biz yapıyoruz. Bu kuşlar, ha şunu da söyleyeyim. Oyun kuşu ezildikçe takla tutar. Oyun kuşu ezilmezse takla tutmaz. Gücünü kaybettikçe takla tutar. Ondan sonra kendini yapar. Zaten takla dönmeye başlarsa gerisi çorap söküğü gibi gelir. Yiğitçim bunlar da benim bunlar. Meşhur bunlar, bunlar. Meşhur bunlar, bunlar. Bunların özellikleri. Bunlar neler yapardı? Bunları, bunlar yüksek uçum var. Atım var. Kaybolur bunlar. Gözden kaybolana kadar giderler. Anormal bir fişek tertibat var bunlar. Bunlar alttan nasıl bağlarsa sonuna kadar aynı sesi verir. Alt üstü bağlarlar. Her şeyiyle dört dörtlük. Ve bunları çok seviyorum. Yani sevdiğim bir hayvanlar. Bu kümesten çıkarayım. Yavruyu şu kümese koyayım yem yemez. Öyle de, tabi öyle de bir damarları var bunların. Yani bunlarda da kuyruk tutumu çok güzeldir bakın. Kesinlikle. Ya bu kuşlar farklı ya. Bunları seviyorum ben. Uçumları çok güzel. Deparları çok senin güzel. Senin için özel bir kuşlar da. Özel. Kanat çalıştırma özellikleri çok güzel. Bunlardan da fazla kimse de yok. Bir Yozgat'ta Mehmet kardeşim de var. Mehmet Göker de var bunlardan. Pek bir sahiplendirme yapmıyor. Tabii. Bunlardan. Bir de bunların kırması. Hollanda'da Ali Pusat'ta var. Kırmaları var. Bir tık altları var. Ama gene de iyi kuşlar. Güzel kuşlar. Bak bunların mesela bir özellikleri vardır. Hayatta kümeste yerde ses vermez bunlar. Böyle kanat sesleri fıy fıy gibi olur. Ama tüyünü değiştirip oyuna girdikleri zaman cayırtıyı dinle. Öyle bir özelliklere sahip bunlar. Bunların en büyük özelliği de bu. Öyle bir meziyetleri var. Tabii öyle bir meziyetleri var. Hayatta ses vermezler. İlk yavruluğunda bir ses verirler, ondan sonra fıy fıya düşerler. Çok değişikmiş daha önce. Değişik modelleri var bunların. Ama seviyorum bu kuşları, güzel. Bunlar da bizi işte onura ediyor. Burada bunlardan iki tane verdim atmacaya. Çok yüksek uçumdu bunlar. O yüzden bu sene de o Kral Kupası'na bir tane hazırlayacaktık işte çıkarttık. İki kardeş biri yem yemedi öldü ırsından. Bir tanesi de 10 gün şurada bantlı gezdi yerine adapte edeyim diye. Yerden ayağını bir kesti bant açtığım gün bulutların içinde kayboldu yavru. O da gün yerde alışamadı gene gitti. Gene gitti evet. Bakın arkadaşlar bu kuş 8 yaşında. Bunlar meşhur karamambaların. Karamambaların ebesi bu kuşlar arkadaşlar bakın. Bütün oynayan kuşlarımın hepsinin boz dumanlı kirli takkalı hepsinin ebesi gelin kız gibi duruyor maşallah. Allah nazarlarından saklasın. Maçaları çok güzel arkadaşlar. Bakın bu kuş 8 yaşında arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu kuş bütün karamambaların ebesi. Hepsini. Hacım hiç 8 yaşında gibi de durmuyor. Bu da bakımdan dolayı. Gelin kız. Bunlar parmaklarının üstünde yürür. Ayağında bir tane pislik bulaşmaz bunların. Yağmur yağsın çamura bile parmak tırnaklarının üstünde böyle tane tane basarak yürür bu kuşlar. O özelliğe sahip çok narin kibar kuşlar. İşte bu kuşlar da böyle bize isim yaptıran kuş bu kuş. Bakın bu kuştaki uçum, gezim, atım ne istiyorsan her özellik var bu kuşlarda. Bu kuşlarda işte benim sevdiğim ebe dişi bu.
Meşhur karamambalar nevesi. Karamambalarını görmek istiyor herkes. Bütün hepsi bundan geliyor işte hepsi. Bütün hüneri, marifeti, her şey bundan geliyor. Arkadaşlar internette dolaşan, yayılan karamambaların, meşhur karamambaların ebesi bu dişi. Aa bu dişi. Bakın şunu da söyleyeyim. Benden alınmayan hiçbir karamamba bana ait değil. Onu size söyleyeyim. Kesinlikle bunu buradan belirteyim. Bu tarz şeylere inanmayın. Karamamba almak istiyorsanız gelin ben size her türlü abilik yaparım. Ama şu bende var karamamba. Bir kere ayağında Arap Tuncay'ın markası olmayan hiçbir kuş bana ait değil. O markanın anlamı da benden çıkış anlamıdır. Ayağımda marka. Yavru kendime ait. Bakın bu markayı buradan takıyorum. Gözünüzle görün. Bakın yavru küçük olduğu için ta düşmemesi için ta dirseğe taktım. Tamam mı? Bu birinci yavru. Arkadaşlar bu da deminkinin kardeşi. Şöyle takalım. Bu da aynı şekilde yavru gene küçük olduğu için dirseğine taktı. Bunlar dumanlılar, kara dumanlılar. Bunlar yüksek uçum, atım, gezim her özellik olan kuşlar. Almanya'da özel bayıcının beslediği dumanlılar bunlar da. Onu da buradan belirteyim. Bunlarla özel kardeşime selam olsun. Onu buradan belirteyim. Arkadaşlar Tuncay Diamond TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Instagram. Bunları bilgilerini açıklama, bu videonun açıklama kısmına ben ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Daha detaylı orada konuşabilirsiniz ulaşmak isteyen arkadaşlar. Aynen. Yok yani bazen duyuyorum. O diyor karamamba, o diyor işte şu bende. Ha olan vardır ama şimdi şöyle söyleyeyim. Benden alınan kuşa ben kefil olurum. Benden alınmayan hiçbir kuşa ben kefil olmam. Şimdi bazı simsarlar var. Kuşu geliyorlar yalvara yakara çok özür dilerim ayağımızın altı kalıyor öpmedikleri. Kuşu zorla alıyorlar. Ondan sonra kuşları çoğaltıyor havaya salmadan görmeden başlıyor. İşte Arap Tuncay'da şu paralar bende bu para. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Benim ya isim kullanıyorlar. İsim kullanarak kuş satıyor. Yaptı alanlar da şimdi hep beni arıyor. Abi bana bir dişi lazım. Abi bana bir erkek lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu tarz şeylerden uzak durun. Yani orijinali diyorsun dayı. Benim ya şimdi, plakam olmayan benim, orijinal eğer benim kuşum benim dediğimi yapmadığı zaman ben ona her türlü gerekeni yaparım. İster parasını iade ederim, isterse yerine kuşta gönderir. Yeri olmazsa kuşçuluğu da öğretirim yani. Bende de öyle bir özellik var. Yani her şeyi açıkça söylerim. Açıkça söylerim ama şimdi benden kuşu almamış gitmiş sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan kuş almış. Aldın da ne alıyorsun sen? Neyini gördün? Evet. O adam benden ne aldı, neyini biliyorsun? Bilmiyorsun ki. Bilmediğin evet. Bir hayvan hakkında da kimse gidip de para verip almasın. Yes, gitsinler. Ha, uçursun madem satıyorsa desinler ki ya abi sen bunu Tunca abinin kuşlarından satıyorsun da bir tane uçur da bir görelim desinler. Evet. Yani kesinlikle bu tarz şeylerden gençler uzak dursun. Özellikle yani kapalı gençler. Kutu olarak satıyorlar. Tabii kapalı kutu olarak satıyorlar. Uzak dursunlar. Onu buradan belirteyim. Ama ben kendi kümesimden çıkan her türlü kuşa arkasında dururum. Niye yani diyeceksin? Her türlü senin kümesinden çıkan her türlü kuşa kefesi. Kesinlikle ben söylerim. Yani ben şimdi tekleme verirsem karışmam. Neye vurmuş ne etmiş karışmam. Ama eğer bir insana takım veriyorsam eğer altından kuş oynamadığı zaman her türlü telafisi mümkündür. Yani, sen çit verdiğin zaman bunu buna eşleniyorsun. Telafisi mümkündür. Ama tek verirsem karışmam. Neye vurmuş ne etmiş ben bilmem. Altından ona ne çıkacak? Ona ben karışmam yani. Ama bana derse ki abi bana bir takım ver derse ben ona yakışan takımı da her türlü şekilde veririm yani. Onu da buradan belirteyim. Ama bana dediğim böyle şu. Başlık getirdin. Tabii. Sağdan soldan alınan uçlara kesinlikle itimat etmesinler. Alacak kişi fabrikaya gelsin. Ne işi var bayilerde? Dayıcığım bulunduğun yer çok yüksek bir yer. Tamam. Zaten biz de şu an çok üşüdük. Burada yırtıcı popülasyonu, atmaca popülasyonu nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim Yiğit'ciğim bak. Atmacanın geldiği mevsimler vardır. Yani bazı urafeler var diyor işte havaalanına şunu bıraktır. Bunun böyle bir şey yok. Atmaca Nisan'da gelir. Nisan'da gelir aynı bülbül gibi. Yuvasını bulur, yumurtasını bırakır. Mayıs'ın 10'unda atmaca yavruları yumruk kadar olur. Bağırmaya başladıkları zaman Mayıs'ın 10'u 15'i talan eder. Her atmacanın kendine ait bir bölgesi vardır. O bölge onun mıntıkasıdır. Diğer bir atmaca takım oraya giremez. Ama insanlar ne diyor? İşte havalanına şunu bıraktılar bunu. Öyle bir dünya yok. Atmaca
Nisan'da gelir, 8. ayın 15'inde göç başlar. Ben şöyle rahatım. Benim burada yavru uçuracağı zaman, Temmuz'da yavru eğitimine başladığı zaman, yavruya Temmuz'da başlar eğitime, atmaca. Şöyle söyleyeyim, 8. ayın 15'ine kadar o yavruları güçlendirmek zorunda. Benim bura yüksek olduğu için Temmuz'da bana geliyorlar. Ama diğer zamanlarda hep şehrin içinde, yüksek binalarda, işte baz istasyonlarında. Orada bir de gitmeyenler var. Kendi karnını doyuran gitmeyen atmacalar var. Ona da yapacak bir şey yok şehrin içinde. Mesela 8. ayın 15'te kılıç kanat, Gökdoğan dediğimiz atmaca modeli göçe başlar. Ta ki 11. aya kadar göç yaparlar ülkenin belirli yerlerinden. Ondan sonra çakır gelir. Çakır doğanda kısa olan, kısa kanat, uzun kuyruk dediğimiz genelde kışın gözükür. O mesela havada götüremez. O da ağaçlık bölge olan uççu arkadaşlarımız dikkat etmesi lazım. O bölgelerde çok olur. Mesela benim bu bölgede bir takım var. O çakır doğan dediğimiz. Her sene bir iki tane veriyoruz. Ona da yapacak bir şey yok. O da doğanın kanunu. Ya benden alacak ya senden alacak yani. Bu 3, 2, 4. Diyeceğim şu, kışın çakır doğan, yazında gök doğan. Mayıs 15'ten sonra bana sorarsanız veya Mayıs 10'dan sonra kimse kuş uçurmazsa atmaca kolay kolay bu memlekette barınamaz. Barınamaz. Çünkü evet, avını ne kadar kolay alırsa göçünü oraya yapar. Evet. Karnını nerede doyuruyorsa göçünü oraya yapar. Bir de kalıplaşmış burada Ankara'nın içinde atmacalar var. Onlar da biliyorsun belli yüksek bölgelerde. Her bölgede gitmeyen var. Yapacak bir şey yok herkese. Allah yardımcısı olsun. Bu bilgiyi de bunu verdim. Ama bu urafelere inanmayın. Vay havalanına şunu bıraktılar. Bak geldi. Böyle bir şey yok. Yani bu tamamen göç. Bunun başka lamı cimi yok. Her sene aynıdır. Gelir gider, değişmez. Gelir gider. Göç hayvanının en büyük özelliği nedir? Doyduğu yere gider. Evet. Bu budur yani. Buna hep beraber hemfikir olalım. Dayıcığım, bugün bizi burada ağırladığın için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim Yiğit'im. Sen bizim yeğenimizsin. Çok teşekkür ederim. Buradan dayıcığım, herkese çok çok selam söyleyelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, bu programımızın da sonuna geldik. Bugün Arap Tuncay dayımın yanındaydım. Çok da bize mesajlar attınız. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün beraberdik bunda. Kuşlarını tanıdık. Meşhur kuşlarını tanıdık. Bu programımızın da sonuna geldik. Bambaşka bir Takla TV programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şunu da söyleyeyim. Her uçanı uçuyor sanma. Her atanı atıyor sanma. Her kaçanı da kaçıyor sanma. Bilgiyi alan alır, almayan yolda kalır. O da Arap Tuncay'ın öyle güzel bir lafı olsun.